TCMB Başkanı Erkan, "Temmuzda 10 kat artışla 3 milyar liraya yükselttiğimiz risk limitini daha da artıracağız, çalışmalarımız devam ediyor." dedi. Ankara Sanayi Odası, ASO Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı konuk etti. ASEO Başkanı Seyit Ardıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ASEO gündem toplantısında, ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan TCMB Başkanı Erkan, Ankaralı sanayicilerin sorularını yanıtladı. T TCMB Başkanı Erkan, ASEO gündem toplantısında Riskont kredilerine ilişkin ihracatçıların beklediği müjdeli haberi paylaştı. TCMB Başkanı Erkan, Temmuz'da 10 kat artışla 3 milyar TL'ye yükselttiğimiz Riskont limitini daha da artıracağız çalışmalarımız devam ediyor, dedi. DCMB De, Başkanı Erkan, Riskont kredisi kullanımında %30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırıldığını ve Riskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulduğunu hatırlattı. Firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Yatırım taahhütlü avans kredileri, YTAK başta olmak üzere yatırım ve ihracata desteklerine ilişkin son dönemde atılan adımları ve yapılan çalışmaları aktaran TCMB Başkanı Erkan, firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmekteyiz. Sağlanan bu imkanlarla sanayicilerimizden beklentimiz yatırımlara ağırlık vermeleri, uygulanan programa ve Türkiye'ye her koşulda destek olmaya devam etmeleridir, dedi. YTAK uygulama çerçevesinin yeniden yapılandırıldığını belirten TCMB Başkanı Erkan, yatırımlara ilişkin süreci ilgili kurumlarla birlikte stratejik bir çerçevede yürütmekteyiz. Yeni çerçevesiyle güçlendirilmiş YTAK programıyla cari dengeye katkı verecek ve dolaylı etkileri döviz kuru ve fiyat istikrarı üzerinde hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz, diye konuştu. DCNB Başkanı Erkan, YTAKA 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis edildiğini söyledi. İş dünyası olarak, Merkez Bankası'nın mücadelesini destekliyoruz. ASO Başkanı Ardıç, yeni ekonomi yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli gereksinim ve hedefler konusunda son derece rasyonel ve sağduyulu bir yol haritası ortaya koymasının memnuniyet verici olduğuna dikkati çekti. Ardıç, şunları kaydetti sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin dördüncü çeyrekte daha belirgin hale gelmesiyle üretimde ve büyümede kayıplar yaşanabileceğini öngörüyoruz. Enflasyonla güçlü ve kararlı bir mücadelenin büyüme ve üretim üzerinde geçici etkileri olacağının farkındayız. Diğer taraftan, fiyat istikrarının sağlanması, orta ve uzun vadede en önemli kazanımımız olacaktır. İş dünyası olarak bizler, Merkez Bankası'nın mücadelesini destekliyoruz.